Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerinde İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye, ulaşım türü ne olursa olsun, karayolunu, demiryolu ve havayolu kanalları açısından hem jeopolitik hem de jeostratejik bir konumdadır. Altyapı ve ulaşıma yapılacak yatırımların öncelikle kalite, ardından kamu yararı ve maliyet kriterleri gözetilerek vatandaşlarımız için kullanım kolaylığı sağlaması önemlidir. Ancak ne yazık ki yol, köprü, tünel gibi konularda yatırımlarıyla övünen AK Parti ne yazık ki başarılı olmadığını, hatta çok kötü bir yönetim sergilediğini buradan örneklerle kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Öncelikle üzerinde konuştuğumuz bütçe kalemlerini kısaca değerlendirmek gerekirse 369 milyar 82 milyon 137 bin Türk lirası olarak belirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi genel bütçeli kuruluşların %98.6 olarak arttığı bir bütçe döneminde %85 artarak gerekli payı alamamıştır. Bakanlığın diğer bakanlıklara oranla payı %3,35 olarak gerçekleşmiştir. Dünya ticaretinin %65'inin yoğunlaştığı, yine dünya nüfusunun %70'inin yaşadığı Avrasya coğrafyasının incisi olan ülkemize yapılan yatırımlar ziyadesiyle yetersiz ve eksiktir. Propagandası yapıldığı gibi bir gelişme ve değişime de yok, gerek değişime de değişimde yoktur. Vereceğim örneklerle konuyu daha açık anlatmak istiyorum. İktidarın çok sevdiği yap işlet devret modeliyle aziz milletimizin cebinin nasıl boşaltıldığını, geleceğimizin nasıl ipoteke altına alındığını dile getirmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, tüm dünyada kamu özel işbirliği modeliyle yürütülen projelerin 3 trilyon dolara yaklaştığı görülmektedir. 1986-2021 yılları arasında toplam 262 kamu özel işbirliği projesi gerçekleştiren ülkemiz bunların %69'unu, yani 181 tanesini AK Parti iktidarlığı döneminde gerçekleştirmiştir. Bunlardan 42'si yol, 18'i havaalanı, 23'ü liman ve bir tanesi demiryolu projesidir. Karayolu projeleri yetersiz, havayolu projelerinin verimsiz yapılmasının yanında demiryolu projelerine neredeyse hiç önem verilmemiştir. Türkiye'nin nüfusu ile aynı düzeyde bulunan ülkelerdeki demiryolu hat uzunluğu çok daha fazladır. Dünya ülkeleri içinde son yıllarda artan yük ve yolcu taşıma değerine bakacak olursak, Almanya'da Türkiye'nin yaklaşık 18 katı, Fransa'da 19 katı, İngiltere'de ortalama 15 katı, Rusya'da 29 katı, Çin'de 183 katı, Japonya'da ortalama 59 katı insan ve yük taşınmaktadır. Bu veriler ışığında demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan diyerek demir yoluna kurulduğu günden beri önem vermiş Cumhuriyet'in her değeriyle çatışma içinde olan iktidar, siyasi ve iktisadi rant bulunamayacağı alanlara yatırım yapmaktan kaçınmakta ve artan maliyetlerle mücadelede alternatif bir ulaşım yolu olan demir yollarına hak ettiği önemi vermemektedir. Demir yolları diğer yatırımlara mukayeseyle arka planda kalmakla birlikte kullanım konusunda yıl içinde vatandaşlarımızın cebini zorlayacak şekilde pahalanmaktadır. Yüksek hızlı tren yatırımlarının devam ederek artması gerekmektedir. Mevcut hızlı tren seferleri son derece yetersizdir. Bunun yanında yolculuk yapan vatandaşlarımızın en çok yakındığı konu 9 ayda 5 kere zam gelen bilet tarifeleridir. Bu esasen ekonominin ve ülkemizin nasıl kötü yönetildiğinin de bir göstergesidir. Demiryolu ve hızlı tren projeleri daha da genişletilmeli. Kullanımı artırmalı, vatandaşlarımızın erişilebilirliği konusundaki sorunlar ivedilikle çözülmelidir. Ancak görüyoruz ki geldiğimiz noktada genel bütçeli kurumlar için 2024 bütçe teklifinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na %3,35 oranında ayrılan bütçe demiryolu ve hızlı tren projelerinin genişletilmesi açısından yetersiz ve yatırım vizyonundan uzaktır. Söylediklerimi destekler nitelikte performans değerlendirmelerinde kümülatif demiryolu hat uzunluğu 2023 sonu için 15.195 kilometre olarak planlanmış ancak 13.913 kilometre olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki iki yıl boyunca da değişiklik öngörülmemektedir. Buradan hareketle özellikle son 10 yılda yapımına başlanan ve hala bitirilemeyen yüksek hızlı tren projelerinin akıbetini vatandaşımız sormaktadır. Değerli milletvekilleri, AK Parti'nin özellikle en çok övündüğü otoyol konusunu da inceleyelim.
Ülkemizin 2017-2018 arasında, yani AK Parti'nin parladığı dönemde sahip olduğu otoyol uzunluğu sadece %49 oranında artmıştır. 2007 yılında 1900 kilometre olan otoyol uzunluğumuz 2018'de 2842'ye çıkmıştır. Ancak aynı dönemde bizden daha küçük alana sahip olan İspanya, İrlanda, Macaristan, hatta Türkiye'nin yarısından bile küçük olan Polonya gibi ülkelerde bizden daha çok otoyol yapılmıştır. Bu ülkelerden İrlanda %240, Romanya %194, Polonya %147 kat otoyol uzunluğunu artırmıştır. Malumunuz 20 yıldır meşhur bir yol yaptılar sloganı dinliyoruz. Ama görünen hiç de öyle değil. Otoyol deyince otomobil konusunu da dile getirmek isterim. Bugün ülkenin belli bir kesiminin refah seviyesine bakılarak ülkenin ekonomik durumu iyi diyenler burayı iyi dinlesinler. Eurostat verilerine göre Avrupa ortalamasında her 1000 kişiden 560'ına birer araba düşmektedir. Bu sayı Türkiye'de 157'dir. Yani her 100 kişiden yaklaşık 16'sına bir araba düşmektedir. Bu oran bizi kıskanan Almanya'da 100 kişiden 58 kişiye denk gelmektedir. Yollara bakıp %16'nın altındaki arabayı baz alarak millet zengin arkadaş diyenler ve bu durumu toplumun tamamı refah içindeymiş gibi yansıtıp nankörsünüz diyenler zannediyorum utanacaklardır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan otoyollar dahil bölünmüş yol uzunluğu 2023 yılında 29.516 kilometre olarak planlanmıştır. Ancak gelecek 3 yıl boyunca da sadece 864 kilometre eklenecektir. 3 yıllık artış 2.9'dur. Buradan bakınca her şey kağıt üzerinde iyi görünüyor. Ancak performans değerlendirmesinde 2023 tahmini 138 kilometrelik eksikle raporlanmıştır. Tüm bu raporlardan anlıyoruz ki iktidar sınıfta kalmıştır. Değerli milletvekilleri, geçen yıl Osman Gazi Köprüsü'nde 4-17 Temmuz tarihler arasında 757 bin araç geçtiğini gururla duyuran Ulaştırma Bakanı, bu yıl yine Osman Gazi Köprüsü'nde tatilde rekor geçiş diye duyurup 2022'deki döneme kıyasla geçişlerin %18 arttığını ve 643 bine yükseldiğini söylemiştir. Burada meseleye dönem bazlı değerlendirmek doğru değildir. Tatil yoğunluğunda otoyolları kullananların sayısını yalana malzeme etmek tamamen algıyı yönetme amacı taşıyan bir propagandadır. Rekor geçiş diye duyurulan dönemlerde 2022 yılı için günlük 54 bin, 2023 yılı Ramazan tatili için 71.500 araç geçtiğini hesaplamak mümkündür. Gelin görün ki Osman Gazi Köprüsü'nde devletin zarar etmemesi için güncel 190 TL geçiş ücretinden günlük en az 230 bin araç geçmesi gerekmektedir. Osman Gazi Köprüsü'ne garanti ödemeleri 35 dolar artı KDV olarak yapılıyor. Buna göre 40 bin araç güvencesine günlük yaklaşık 44 milyon lira ödememiz gerekmektedir. Her gün bayram yoğunluğu olsa bile bu rakamın yarısını bile karşılayamıyoruz. Yine Avrasya Tüneli'ni biliyorsunuz. 2016'da hizmete açıldı. Günlük 68 bin araç geçiş garantisi verilen tünel için bu sayı her yıl %5 oranında artacak. Sözleşmenin biteceği 2041 yılında günlük araç geçiş garantisi 77.202 olacak. Avrasya Tüneli'nin yapım maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar. Yıllık işletme maliyeti ve kredi faiz ödemeleriyle toplam 2 milyar dolar civarında maliyeti var. Hesaba göre 2041 yılında işletmeciye 4 milyar 685 milyon dolar para ödemiş olacağız. Kim ödeyecek? Milletimiz ödeyecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için de benzer durumu söyleyebiliriz. Yıllık 49 milyon araç geçiş garantisi verilen köprüden 2022 yılında 34 milyon 700 bin araç geçmiştir ve garanti tutmamıştır. Kalan miktar dolar kuruyla birlikte fazlasıyla milletimizden cebinden çıkacaktır. Değerli milletvekilleri, Plan Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın soru önergemize verdiği cevapta 10 milyar 247 milyon euroya mal edildiği belirtilen İstanbul Havalimanı'nın basında çıkan haberlerine göre 29 Ekim 2019'da hizmete açılan havalimanının açıldığı günden bugüne ekonomiye katkısının 80.7 milyar euro olduğu, kira getirisiyle birlikte Türkiye'ye toplam 117 milyar euroluk kazanç getirdiği duyurulmuştur. Bir yıl önce bu konuşmayı yapan dönemin bakanı nezdinde yeni bakanımıza sormak istiyorum. 3 yılda 117 milyar avro nereye harcanmıştır? 117 milyar euro günümüz kuruyla 3 trilyon 700 milyar TL yapmaktadır.
Bahsedilen 3 yıllık dönemin toplam bütçesinin %70'i, görüştüğümüz 2024 bütçesinin %33'ü kadar gelir elde edildiği söylenerek burada milletimiz yanıltılmaktadır. Bir havalimanının 3 yılda koskoca bir ülkenin bütçesinin 1/3 kadar kazanç sağladığını söylemek gerçekle bağdaşmaz. Yap işlet devlet modeliyle 2012 yılında açılan Kütahya Zafer Havalimanı'nı 2021 yılında 22.936 kişi kullanmıştır. Havalimanının 2021 yolcu garantisi 1.317.733 kişi olarak belirlenmiştir. Akıl alır gibi değil, 2022 yılında Zafer Havalimanı'nı 24.851 yolcunun kullandığı bilinmektedir. Hata payı %98 olarak gerçekleşmiştir. Garanti ödemesi için 6.847.676 dolar, yani güncel kurla hesaplarsak yaklaşık 200 milyon lira civarında ödeme yapılmıştır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklanan verilere göre bu yıl benzer şekilde %96 oranında sapma olacaktır. 50 milyon avroya mal edilen havalimanına tutmayan garanti ödemeleriyle 2021 yılı sonu itibariyle 52.8 milyon euro ödenmiştir. Bu hesaba göre havalimanının parası milletimizin cebinden çoktan çıkmıştır. Bu durum öngörüsüzlüğü de aşarak ülkemiz ve milletimiz adına kul hakkına girmekten başka bir şey değildir. Değerli milletvekilleri, kurulların istisnaların kural haline geldiği AK Parti iktidarında kamu ihale kanunumuz yaklaşık 200 kez değişikliğe uğramıştır. Bir iktidar neden ihale kanunu 200 kez değiştirir? Kamu İhale Kurumu'nun yayınladığı 2023 kamu alımları izleme raporunda 892 milyar 700 milyonluk kamu alımının 862 milyar 637 milyonluk kısmı, yani 96.63'ü istisnaya dayalı alımlar oluşturuyor. Yine bu istisna kısmının ayrıntılarına bakacak olursak, 2023 yılının ilk 6 ayında pazarlık usulüyle yapılan alımların 397 milyar 265 milyonluk genel toplamın içinde 21B'ye göre yapılmış istisna mal hizmet alımı ve yapım işinin toplamı 387 milyar 367 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu oranda tam tamına %97.5 demektir. 2020 yılında %90'ları aşan, 2021 yılında %89 olan, 2022 yılında %91.3 olan, özellikle pazarlık usulü içindeki 21B'ye göre istisna alımlar AK Parti döneminde artık istisnadan kanuna dönüşmüş durumdadır. Mecbur halde kullanılması gereken bir usul artık keyfi hale gelmiştir. 4734 nolu kamu ihale kanunu kapsamındaki istisna meselesi özellikle kamu alımlarında büyük kul hakkına çanak tutan bir uygulamadır. Buradan sözde ve yerli milli iktidarımıza sesleniyorum. Ülkemize ve milletimize bu kötülüğü yapmaya hakkınız yoktur. Büyük proje ve hizmet diye propaganda yapılan bu yatırımların rasyonel olarak verimli yapılmadığı ve gecikmelerin ülkemizi ve milletimizi büyük zararlara soktuğu aşikardır. Son olarak özellikle gençlerimiz ve internet üzerinden işlem yapan herkes adına bir konuyu daha dile getirmek istiyorum. Türkiye internet hızı açısından dünyanın birçok ülkesinin gerisindedir. Speed Test Global Index 2023 Kasım ayı verilerine göre Türkiye sabit internette 38.12 megabit hıza sahiptir. Bu hızla 182 ülke arasında 109. sıradayız. Acı olan ise şudur ki savaşta olan Ukrayna'da bu hız 72.42 megabit, Filistin'de 64.82 megabittir. Elektronik haberleşme altyapılarını iyileştirmemiz ve yeni nesil altyapılar kurmamız gerekmektedir. Zayıf internet ağı ve yavaşlığına rağmen bir de Avrupa'dan daha pahalı internet kullandığımızı ne kullanıcılara anlatabilirsiniz ne de gençlerimize. Her fırsatta gençlerimizin dünyanın farklı ülkelerinde kendi akranlarıyla mücadele etmesi gerektiğinden bahsediyor ve işler istediğiniz gibi gitmeyince de yeni nesilden şikayet ediyorsunuz. Size onlar mücadele edecekleri ortam hazırladınız mı ki şikayet etme hakkınız kendinizde görüyorsunuz? Gençlerin yanında değilsiniz, bari mücadelelerinde daha fazla gölge edip onları yormayın diyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Beyaz.